Tüy merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi Murat Yavuz Erimez kimdir? Öncelikle bir şahsınızı tanıyalım. Sonra Ege Fırın'ın genel hizmetlerini konuşalım. 1965 Eskişehir doğumluyum. Ama yaşamımın büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdim. Yaklaşık 3 yıl evvel İzmir'e yerleştik. Ege Fırın 3 yıl evvel kuruldu. Bir anonim şirket. Ben yönetim kurulu başkanıyım. Temel felsefemiz katkısız her yaştan herkesin rahatça yiyebileceği, hatta bu konuda iddialıyız, çocuklar bile dahil buna, ürünler üretmek. Evet. Üretimimizde biz kesinlikle boya, katkı maddesi, süre uzatıcı gibi kimyasallar kullanmıyoruz. Daha güzel bir ayrıntı aslında. Çünkü hayatımızda artık yediğimiz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Siz tabii buna dikkat ediyorsunuz. Peki özel güzel çeşitler çıkarıyorsunuz. Neler yapıyoruz? Ege Fırın adından da anlaşılacağı gibi daha çok bulunduğu bölgede Ege'nin kıyıda köşede kalmış tatlarını da bulup çıkarmak gibi bir misyonu yüklenen, onun içinde ürün portföyü olarak birazcık da diğer yerlerden farklılaşan bir işletme. Evet. Biz klasik bildiğiniz tatlıları pek yapmıyoruz. Onun yerine Ege'ye ait çok daha hafif, bu doğaya birazcık daha uygun tatlar peşinde koşuyoruz. Kendimize ait özelleştirdiğimiz ürünler var. En büyük örneği hepinizin bildiği cheesecake'ler. Biz onu artık cheesecake de demiyoruz. İsmini değiştirdik, lor kek diyoruz. Çünkü biz cheesecake'in içinde bir miktar taze lor kullanıyoruz. Evet. Onun için daha hafif, daha doğal tatlar elde ediyoruz. Genel olarak da bu felsefemizi sürdürmek niyetindeyiz. Gayet güzel. Peki İzmir'e geldik. Başladı bu mücadele. Güzel de bir politikanız var. Hizmet verirken neye önem verirsiniz? Hijyen önemli tabii. Müşteri memnuniyeti önemli. Ege Fırın tamamıyla bütün gıda tüzüğü kurallarını karşılayan, sürekli olarak yasal kontroldan geçen bir işletme. Her şeyimiz ruhsatlı. Evet, gayet güzel. Peki kaç şubemiz var? Şu anda 3 şubemiz var. 2 noktada da ürünlerimiz satılıyor. İzmir'de 5 noktadayız. Gayet güzel. Sizin politikanız içerisinde... Bir şubemizde Aydın'da çok yeni açıldı. O da yeni açıldı. Yeni açıldı. Gayet güzel. Peki sizin özellikle hizmet politikanızda önem verdiğiniz hanımefendilere bir değer var. Buradan biraz bahsedelim. Bize tabii, sohbette tabii, bahsettiniz. Tabii. Ege Fırın'ın ticari hedefleri kadar sosyal hedefleri de var. Ben çok uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Ve Türkiye'deki ülkemin gelişebilmesi için temel politikanın kadınların desteklenmesi olduğunu düşündüm. Ege Fırın temel olarak kadın için pozitif ayrımcılığı destekler. Çalışanlarımızın yaklaşık %70'i kadın. Eğer bir kadın franchise başvurusu alır isek, eğer franchise açacak kişi veya şirket bir hanım ise franchise bedeli almıyoruz. Evet. Metrekaresine göre açılan her şubemizde kadınlar için, sadece kadınlar için, bunun tek istisnası çocuklar, özel sergi alanları ayırıyoruz. Bundan ücret almıyoruz. Bunlar genellikle resim, heykel gibi, amatör görüyorsunuz. Amatör kadın sanatçılarımız için bir hizmet. Gayet güzel. Peki dışarıdan tabii birçok noktadan konuklarınız buraya geliyor ama siz bu talepler doğrultusunda da özel siparişlere açık mısınız? Açığız. Yine adreslere teslim edebiliyoruz. Tabii ki. Benzer kurallardan fedakarlık etmiyoruz. Çok yaşadığımız bir örnek var. Pastaların üzerine resim basmak. Biz basmıyoruz. Çünkü orada kimyasal kullanmamız gerekiyor. Ama bizim kurallarımıza uyduğu sürece doğal, katkısız, sağlıklı, mottomuz çocukların bile yiyebildiği gönül rahatlığıyla ürün olursa tabii ki. Gayet güzel. Peki sektörle ilgili hedef, beklenti neler firmanızın? Şimdi bizim üretim şeklimiz aynen annelerimizin veya eşlerimizin evde yaptığı şekilde üretim. Biz bir defa -18 dondurulmuş zincir kullanmıyoruz. Ürünlerimiz genellikle çok kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler. Onun için temel felsefe olarak da
böyle bütün Türkiye'de olmak falan gibi bir şeyi gerçekleştirme şansımız yok. Biz Ege bölgesinde bu standartları tutabileceğimiz şekilde kalmak istiyoruz. Yani biraz raf ömrünü kısa tutup hızlı bir şekilde tüketim, sağlıklı hijyen kuralları çerçevesinde doğal katkısız ürünleri konuklara ulaştırmak en güzel hedefiniz yönetim kurulu olarak. Peki ben bir de teşekkürünüzü alayım. Keyifli bir sohbetti. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve Ege Fırın'ın hizmetlerinden faydalanmış bölge insanına bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Zaman içinde koyduğumuz kriterlerin insanlar tarafından olumlu tepkilerini almak bizi mutlu ediyor. Daha gidecek yol var, o kesin. Hayat hiçbir zaman bitmiyor. Ege Fırın'ın kuruluş amacından bir tanesi de kadınların için bir sanat okulu kurmak ve bunu yaşatmak. Evet. Ege Fırın'daki gelirlerin bir bölümü buraya harcanacak. Hala bunun için belli şekilde kaynak biriktirmeye de devam ediyoruz. Bunu gördüğümüz zaman büyük bir ihtimalle en azından temel misyonumuzu tamamlamış olacağız. Ve iyi bir iş yapmış olmak gibi bir mutluluğumuz olacak. Öyle söyleyeyim. Evet, buradan tüm İzmir'e de teşekkür etmiş olalım. Size verilen destek ve tercihten dolayı. Sizin bir de milli bir sporcumuza zaten sponsorluk desteğiniz var. Ampüt bir kızımıza, her iki ayağı da maalesef çalışmayan tenisçi, kendisi de çok başarılı. Yani dünya dereceleri falan var. O da dediğim gibi kadına destek, kadın için pozitif ayrımcılık felsefesi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bir aktivite. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz oldu artık. Evet, sizin vermiş olduğunuz bu sosyal mesajlar da önemli. Ben sizi tebrik ediyorum. Tüm çalışma ekip arkadaşlarınıza bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen süreçte yeni bir projenizde buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.